burası da arkadaşlar. Tayland'ın yöresel pazarı. Hani bildiğimiz bizim çarşamba pazarımız gibi bir yer. Fiyatlara falan bakacağım, karşılaştıracağım. Fakat buradaki fiyatlar, mesela muzu gördüğünüz üzere 20 baht. Yani ne kadar yapıyor? Kilosu böyle bir 3 lira falan yapıyor olması lazım Türk lirasını çevirdiğimiz zaman. Fakat bunun bir özelliği var. Olağanüstü kötü kokuyor burası şu an. Oo evet, neden koktuğunu da buldum. Çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü. Kusacağım, niye biz buraya girdik ya? Tabii siz girmişsiniz ilk de. Evet, burada da balıklar falan var. Çok enteresan gerçekten. Ben çıkıyorum. Çıkıyorum ben buradan arkadaşlar. Çıkıyorum. Gerçekten kötü kokmaya başladı. İnanılmaz. Çok kötü. Bak mesela Yasin abi kaçan kaçan şu an. Terk ediyor. Kusacak. Kusulu. Şu an arkadaşlar S8'in S8 için fiyatına bakacağız. Arka kapak. Kaç bah olduğunu göreceğiz. Bu da Xiaomi'ni. Bunlar bah arkadaşlar. Bunu Türk lirasına bir şekilde çevirirseniz gerçek fiyatlarına ulaşabilirsiniz. Bilginiz olsun. Tamam. Az önceki 8 değil. Çok pahalı. Az önceki 800, bu 900. Baklar turist, bunlar vlog çekiyor. Kaç para? Geçirelim yani. Kaç para? Alo. Ne? Kaç 900 baht dediler. 900 baht mı? Şişim. Az önceki de 8 demişti. Teknoloji pazarı arkadaşlar. Burada yok yok yani. Her şeyden, her türlü şekilde bulabilirsiniz. Yani sıkı bir pazarlıkla az önce S8 telefonun arka tarafındaki kırığı 900'den 500'e düşürdük arkadaşlar. Böyle birazcık üstüne gitmeniz lazım. O zaman zorla bir şekilde yapıyorlar. Teknoloji pazarını gezmeye devam edelim. Ozan şunlar mı? Burası biliyor musun? Hani o reklamları biliyorsunuz ki arabayı... No tek video. Okay. Arkadaşlar bir tane bundan, bir tane yeşil çay, bir tane de ice americano söyledik. Ve şurada göstereyim ne kadar tuttuğunu. 665 baht. Yani pahalı. Yani yine ama yenilebilir bir şey bulduk Tayland'da. O da şükür. Buna da şükür. Bu arkadaşlar iki tane Grande Boy ice chocolate makadan vazgeçmiyor. Tam bir atır sizi. Şimdi arkadaşlar buranın minibüsüne bindik. Beylikdüzü'ndeki iki nolu gibi. Burası da böyle bindiriyorlar. Yaklaşık sanırsam 5-10 kişilik bir kapasitesi var. Buradan da otele gideceğiz. Kesinlikle otelde yeniden dövüyor. Çok güzel. Orada da maymansız. Ben o devletin. Arkadaşlar gördüğünüz üzere burada da timsahı pişirip yiyorlar böyle bildiğiniz. Ekmek arası yapıp çatır çatır yiyorlar. Tadını bilmiyorum fakat merak etmiyorum da yani. Böyle de göstereyim. Bunları, yemekleri böyle. Ve bildiğiniz parça alarak yapıyorlar. Hatta şnorkel falan da takmışlar. This is the moment, that is enough. Evet arkadaşlar, en güzel kısmına geldik. Burada meyve sebze reyonları var. Şöyle göstereyim biraz yakınlaştırarak. Arkadaşlar burada sayısız meyve türleri var. İlk defa gördüğüm meyveler var. Böyle bir tanesini göstereyim böyle. Veya böyle. Büyük ihtimal bu portakalın olgunlaşmış hali ama bunun grapefruit olduğundan eminim diyebilirim. Onun dışında arkadaşlar böyle meyve tabakları var hazır bir şekilde. 129 bahtan başlıyor. Şu kivili ve narlı olan şey gerçekten çok güzel duruyor. Hani yiyebilirsem bundan günde iki tane yesem zaten zımba gibi olurum. Burada mandalina var arkadaşlar. Kilosu 79 baht. Yani 3 dolar yapıyor. 3 dolar 5-6 ile şartsak hadi 18 lira. Ama pahalı yani de burada başka bir şey yenilmiyor arkadaşlar. Bütün her şeyin içerisinde neredeyse domuz yağı olduğu için çok fazla tercih etmek istemiyorum. Meyvelerden devam ediyorum ve kahvelerden. Ama yani gerçekten meyve kültürü buranın, ne bileyim işte ananas suyudur, Hindistan cevizi suyudur, gerçekten güzel. Böyle de göstermek isterim size. Bakalım burada da başka neler varmış. Gördüğünüz üzere burada sıkılmamış normal mandalina da görüyorsunuz. Ananaslar var. Ananaslar 29 tanesi arkadaşlar. 29 baht. Yani Türkiye'de bunun
tanesi 15 liraydı. Burada ise bir yaklaşık 7 lira falan yapıyordu. Hatta daha ucuz olabilir. Ve burada da daha iyi, daha kaliteli meyvelerimiz bulunmakta. Gerçekten şu an Tayland'ın %5'ini gezmeme rağmen ya zevk alıyorum açıkçası yani. İnsanları güzel, hepsi zaten güler yüze karşılıyorlar. Savatli, savatli mey gibi gibi. Yani ne haber, nasılsınız demek bu iki şeyleri öğrendim. Ve burada da arkadaşlar güzel açık büfe var. Bunları da size göstermek istiyorum. Böyle görmüş olduğunuz gibi domuz eti var burada. Ve bunların hepsi de domuz türü yemekler olduğu için çok fazla çekmek istemiyorum. İşte bu kadardı. Hadi bakalım yolculuğumuza devam edelim. Sizlerle paylaşmak isterim arkadaşlar. Burada bütün et ve et ürünlerini bulabilirsiniz. Fakat ne kadar dana eti, ne kadar domuz eti hiçbir fikrimiz olmadığı için bunlardan yemiyoruz. Dinimizce haram olduğu gerekçesiyle. Ve burada da gördüğünüz üzere şampanyalardan tut, viskisine, şarabına, mineral suyuna, normal suyuna. Ama genellikle alkol üzerinden yürümüşler bu reyonda. Hepsi görmüş olduğunuz üzere enerji içecekleriyle veya biralarla dolu. Ve Yasin abinin özellikle sevdiği bir reyon burası. Şöyle göstereyim. Ve fiyatlar da böyle arkadaşlar. Normal 6'lı bira 252 bah yapıyor. Onu da bir şekilde karşılaştırırsınız. Şöyle yavaş yavaş ben fiyatları gezelim size. Bir tane ne kadarmış? 620 mililitrelik bira 71 bah yapıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ama içki fiyatları Türkiye'ye göre vergilerden ziyade midir nedir bilmiyorum. Daha düşük, bilginiz olsun. Yani buraya geldiğiniz zaman alkol stoklamak isterseniz stoklayabilirsiniz. Ve aynı şekilde bu telefon fiyatları. Mesela iPhone 11 Türkiye'de 12 bin lira falanken burada 6 bin lira, 7 bin lira yapıyor. İşte onu da gümrük vergisi zartı zurtu çıkarttığımız zaman 9 bin liraya siz içeriye sokabilirsiniz Türkiye'ye yani. Burada da öyle bir güzel özelliği var. Arkadaşlar burada dondurulmuş meyveler, sebzeler var. Normal reyondan almak istemiyorsanız böyle hazır şekilde salatalar satılabiliyor. Ve burada 450 bah. Şöyle küçük bir kıvırcık salatası. Havuçları da Türkiye'ye nazaran daha küçük boyutlarda var. Öyle göstereyim size. Ve böyle böyle gidiyor işte. Brokoli, bir ne bileyim kuşkonmazdır. Ama yani fiyatları Türkiye'ye nazaran karşılaştırmak istersek düşük olanlar da var. Pahalı, gereksiz pahalı olanlar da var. O yüzden pek fazla bir şey söylemek isteyemiyorum. Karşılaştırma yaptırmak istersek eğer. Hadi bakalım devam edelim. ₺1191. Yok mu 500'e? İşte bunların hepsi arkadaşlar 1191 yapıyor. Kriz çeken bir ülke olduğu için böyle bir pahalılık söz konusu yani. Türkiye nazaran parası gerçekten değersiz kalan bir ülke. Fakat şu anda 200 lira falan yapıyor. Evet, 200 lira falan yapar altı üstü yani. 300 bal 52 TL. Aynen öyle. Arkadaşlar şu an bir timsah kesimine şahit olacağız. İnsanlar böyle timsahı kesiyorlar. Ekmek arası döner gibi yiyorlar. Şöyle birazcık yakınlaştırdım olabildiğince. Buranın yerel yemeği arkadaşlar. Timsah. Kuzu şiş varsa bizde, bunlarda da timsah şiş var. Afiyet olsun. Dostlar burada da motosiklet kiralayabiliyorsunuz böyle. Gerçekten güzel bir yer. Her şekilde kiralayabiliyorsunuz motorları. Zaten 3 adımın ikisinde motor görebilirsiniz. Çünkü buranın yerel halkları. Akşamları bak bu tarafta hiçbir şey yok, haberin olsun. Yerel halkları burada motosiklet kullandığı için. Ve burada korna çalınmıyor bildiğiniz gibi. Bunu da tekrardan bize getirmek istedim. Evet dostlar, Ozan Workout in Thailand. Şimdi şöyle bir şey. Ben burada sadece meyve yemek istiyorum. O yüzden tamamdır tamamdır. Geleceğim. Burada da babalar sofrası kurduk dostlar. Bakın. Keyifler gıcır, acı. Acı. Sen var ya.
Burada arkadaşlar ben böyle bir meyve tabağı aldım. Kivi, portakal, kavun ve ismini bilmediğim bir şey. Bunu da deneyeceğim, bakayım nasıl bir şey. Hatta dur, direkt deneyeyim. Gerçekten çok garip bir tadı var ama formu korumak için böyle yemem lazım. Çünkü uçakta fazla kalori aldım. Dün hatta yaklaşık 9000 kalori almışımdı yani. Onda normal yürüyerek bugün yakmaya çalıştım. Bir şekilde akşam da burpee yaparak karadimana gireceğim. Formdan düşmek istemiyorum. Çünkü düşünce ne olacağını çok iyi bildiğim için. Şöyle. Ama birazcık kurumak iyi olabilir ya. Hadi bakalım. Tayland vlogumuz devam ediyor. Evet arkadaşlar, Tayland vlogumuz halen devam etmekte. Bugün ilk gün ve ilk gün olmasına rağmen Tayland yaklaşık 5'ini gezmemize rağmen ben gerçekten çok eğlendim. Hani insanların kültürlerini, yiyiş tarzlarını, ne yediklerini falan onlara da baktım ki yiyiş tarzları gerçekten bana uymuyor. Türkiye bu durumda, hani Türkiye futbolcular geliyor yabancılara denetiyorlar, Türk-iş kebap, Türk-iş Urfa, Urfa kebaptır falan. Bunlar çok hoşuma gitti diyorlar. Gerçekten de haklılarmış çünkü buranın yemekleri Türkiye'yle kıyaslandığı zaman Türkiye'nin taşını toprağına öpmek lazım. O kadar diyebilirim yani. Ve buradaki hava koşulları gerçekten çok kötü. Tamam sıcak hava güzel, onda hiçbir problem yok. Fakat kullandıkları bir yağdan dolayı mı yoksa domuz etinin bu kokusundan dolayı mı ne bilmiyorum. Fakat gerçekten çok kötü kokuyor. İşte onu da bir şekilde halletmeye çalışacağız. Zaten insanlar burada maskeyle falan geziyorlar. Ben de büyük ihtimalle yarın bir tane alabilirim. Onun dışında arkadaşlar şu an saat burada Türkiye saatine göre 4 saat daha öndeyiz doğu tarafında olduğumuz için. Yani şu an saat Türkiye'de 2:40 geçerken burada 6:33 geçiyor. Akşam zaten burada saat 10'dan sonra hayat başlıyor. Kepenkler o zaman kalkmaya başlıyor. Böyle sabaha kadar devam ediyor. Hayat yani burada gece başlıyor. Zaten turizm ülkesi olduğu için ne turizm olduğunu da siz araştırırsınız, bakarsınız. İşte arkadaşlar vlogumuz devam ediyor hala. İzlemeye kadar.